simple. Today the team wins who fight it more. For us was a problem that we have some players injured and suspended, like Benasser, Osman and Alim. Yeah, our center was today not good enough. We had not the structure to find the right way to this game, and Konya fought it very good, and therefore they scored first half 3 goals, and then it's really really difficult to come back. Açıkçası böyle bir karşılaşmadan sonra yani çok basit oldu diyebilirim bu bizim için. Savaşan kazandı diyebilirim. Konya çok iyi savaştı. Tabii cezalı ve sakat olan oyuncularımız vardı. Benasser, Alim, Osman gibi. Merkezde oynayan oyuncular olduğu için bu bizim için büyük bir eksiklik de diyebilirim. Konya takım olarak çok iyi savaştı ki birinci yarıda zaten buldukları 3 gol vardı. 3 golden sonra da ikinci yarıda geri gelmeye çalıştık ama tabii 3 gol yiyorsanız geri gelmek her zaman zordur. Belki de bu sezon en iyi ilk 45 dakikasını oynadık. 3 puanı 3 golle almak, bir de gol yemeden bitirmek benim için çok çok daha değerli. 2 maçta yenilmeyen gol, atılan 3 tane gol, 2 haftada aldığımız 4 puan bize bir iğme yakalattı. En hızlı şekilde 40 puanı görmek istiyorduk. Bunu başarmak bugün bize nasip oldu. Futbolcu kardeşlerime ne kadar teşekkür etsem az. Taraftara ne desem bilmiyorum yine. Fenerbahçe'de bıraktığı yerden devam etti aslında taraftarı da. Allah razı olsun onlardan, herkesten. Ama maç sonrası gördüğüm kadarıyla, sonuçları da gördüğüm kadarıyla alt tarafı yangın yerine dönmüş. Bizim 40 puanı yakalamamız bizim için tabii ki bir rahat bir pozisyon şu an için görünüyor ama önümüze zorlu bir Kayserispor maçı var. İşimiz bittiğini düşünmüyorum, işimizin bittiğini. Orada da devam edip yakalamış olduğumuz bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Bir birliktelik yakaladık. Sadece takım olarak değil, taraftar olarak kenetlendik. Umarım oradan da istediğimizi alıp Konya'ya mutlu bir şekilde haftaya cumartesi 19'da oynayıp döneriz.